İslam'ın geleceği için teşekkül eden bir muhteşem meclis seni istiyor. Nerede? Hazırsan buyur, gidelim. Gidelim. Allah Allah. Fakat bu emsalini dünyada görmediğim bir meclis. Bütün peygamberler, evliyalar, sıddıklar hep burada. Şu nurun aydınlatmasına göz mü dayanır? Ben bu kapıdan içeri geçemem. Ey felaket ve helaket aslanın adamı, senin de rayın var. Fikrini beyan et. Benim mi? Öyleyse ben burada ayakta durayım. Siz sorun, ben cevap vereyim. Bu mağlubiyetin neticesi ne olacak? Galibiyette ne olurdu? Musibet bütünüyle şer olmadığı gibi, bazen saadetten felaket, felaketten dahi saadet çıkar. Eskiden beri Allah adını yüceltme ve İslam bağımsızlığının bekası için farz-ı kifaye olan cihadı deruhte ederek, kendini yek vücut olan İslam alemine fedaya vazifeli ve hilafete bayraktar gören bu devlet-i İslamiye'nin felaketi, İslam aleminin gelecekteki saadeti ile telafi edilecektir. Zira şu musibet, hayatımızın mayası ve can suyumuz olan İslam kardeşliğinin gelişmesini ve hazzını harikulade hızlandırdı. Biz incinirken İslam alemi ağlıyor. Avrupa ziyade incitse bağıracaktır. Şayet ölsek 20 öleceğiz, 300 dirileceğiz. Harikalar aslındayız. 2-3 sene ölü kaldıktan sonra meydanda dirilenler var. Biz bu mağlubiyetle geçici dünya saadetini kaybettik. Fakat kalıcı bir ahiret saadeti bizi bekliyor. Pek cüz'i, değişken ve sınırlı olan hali geniş bir gelecekle mübadele eden kazanır. İzah et. Devletler, milletler muharebesi yerini beşer tabakaları arasındaki muharebeye terk ediyor. Zira beşer esir olmak istemediği gibi ecir, ücretle çalışan, nefsini kiraya veren olmak da istemez. Galip olsaydık hasmımız ve düşmanımız elindeki istibdat cereyanına belki daha şiddetli kapılacaktık. Halbuki o cereyan hem zalimce, hem İslam aleminin tabiatına zıt, hem ehli imanın mutlak ekseriyetinin menfaatine aykırı, hem ömrü kısa, parçalanmaya namzettir. Eğer ona yapışsaydık, İslam aleminin fıtratına, tabiatına muhalif bir yola sürecektik. Şu alçak tabiatlı hilekar medeniyet ki biz ondan yalnız zarar gördük, şeriat nazarında reddedilmiştir. Kötülükleri iyiliklerinden çok daha fazladır. Beşerin iyilikleri fetvası ile hükmü ortadan kalkmıştır. Beşerin uyanması ile inkıraza mahkum olacaktır. Sefih, inkarcı, gaddar, manen vahşi bir medeniyetin himayesini Asya'da deruhte edecektir. Neden İslam şu medeniyeti reddeder? Çünkü 5 olumsuz esas üzerine kurulmuştur. Kuvvete dayanır, tecavüzü doğurur. Hedefi menfaattir, çıkardır. Halkın birbirine sıkıntı vermesini getirir. Hayatta düsturu cidaldir, mücadeledir. O da münakaşaları, sürtüşmeleri gerektirir. Kitleler arasındaki bağı, diğerini yutmakla beslenen unsuriyet ve menfi milliyettir. O ise şiddetli çatışmalara sebep olur. Devam et. Cazibedar hizmeti, heva ve hevesi yüreklendirmek, arzuları tatmin ve taliplisine heva ve hevese, nefse uygun her şeyi kolaylaştırmadır. O heva ise insanı meriklik derecesinden köpeklik derecesine indirir. İnsanın manevi şekil değiştirmesine, insan hüviyetini kaybetmesine sebep olmaktadır.
bu medenilerden çoğu eğer içi dışına çevrilse kurt, ayı, yılan, hınzır, maymun postu görülecek gibi hayale gelir. Başka? Onun için bu hazırdaki medeniyet beşerin %80'ini meşakkate, şekavete atmış. Onunu sahte, görünüşte var, aslında yok olan bir saadete çıkarmış. Diğer onu da iki arada bir derede bırakmış. Saadet olur ki bütüne veya çoğunluğa saadet ola. Peki çözüm ne? Ne bir beşere rahmet olan Kur'an, ancak umumun, ekseriyetin saadetini tazammum eden bir medeniyeti kabul eder. Hem heva ve heveslerin alabildiğine serbest bırakılması ile zaruri ihtiyaç olmayan şeyler zaruri ihtiyaç hükmüne geçmişlerdir. Eskiden bir adam 4 şeye muhtaç iken medeniyet 100 şeye muhtaç etmiştir. Fakir etmiştir. Çalışma, gayret ve işle elde edilen gelir masrafa yetmeyince hileye, harama sevk etmiştir. Bu noktada ahlakın esasını ifsat etmiştir. Başka? Cemaate neve verdiği servet ve haşmete bedel, ferdi, şahsı, fakir ve ahlaksız etmiştir. Önceki asırların tamamının vahşetini bu medeniyet bir defada kustu. İslam aleminin bu medeniyeti bir türlü kabul edemeyişi ve kabuldeki ıstırabı dikkati çekmektedir. Zira istina ve istiklaliyet hassasıyla mümtaz olan İslam'daki ilahi hidayet, Roma felsefesinin dehasıyla aşılanmaz, imtizac edemez, bel olunmaz, tabi olmaz. İslam'daki medeniyet nasıldır? İslam medeniyeti, bu medeniyetin engelleri ortadan kalktığında bunun içinden çıkacaktır. Bunun olumsuz esasları yerine müsbet esaslar koyar. Kuvvete değil, hakka dayanır. Adalet ve dengeyi temin eder. Hedef menfaat yerine fazilettir. Muhabbet ve yakınlaşmayı, dostlukları, kardeşlikleri getirir. Birlik ve beraberliği sağlayıcı unsur olarak olumsuz milliyet ve ırkçılık yerine din, vatan, sınıf bağlarını değerlendirir ki samimi bir kardeşlik, barış ve hariçten gelecek tecavüzlere karşı dayanışmayı, birlikte savunmayı sağlar. Mücadele yerine yardımlaşmayı düstur edinir. Birlik ve dayanışmayı doğurur. Heva ve heves yerine hidayeti korur. İnsanın terakki ve ruhen tekamülünü getirir. Hevayı sınırlandırır. Nefsin bayağı heveslerinin yerine ruhun ulvi hislerini tatmin eder. Güzel. Demek biz mağlubiyetle ikinci cereyana takıldık ki mazlumların ve cumhurun cereyanıdır. Başkalarında %80 fakir ve mazlum var ise İslam'da bu %90 belki de 95'tir. Şimdi akıllı davranıp hazır durumu İslami bir tarza çevirmeliyiz. Şu iki cereyan birbirine zıt. Hedefleri zıt. Menfaatleri zıt olduğundan birincisi dese öl, diğeri diyecek diril. Birinin menfaati zarar, ihtilaf, tedenni, zaaf ve uyumamızı gerektirdiği gibi ötekinin menfaati kuvvetimizi, birlik beraberliğimizi zaruret halinde gerektirir. Şark husumeti İslam inkişafını boğuyor idi. Zail oldu ve olmalı. Garp husumeti İslam'ın birliğine, kardeşliğin gelişmesine en etkili sebeptir. Baki kalmalı. Evet, ümit var olunuz. Şu istikbal inkılapları içinde en yüksek gür seda İslam'ın sedası olacaktır. Musibet, cinayetin neticesi, mükafatın mukaddemesidir. Hangi davranışınızla kadere fetva verirdiniz ki şu musibetle hikmetti? Musibeti amme, ekseriyetin hatasına tereddüt eder. Hazırda mükafatınız nedir? Mukaddemesi, 3 mühim İslami erkandaki ihmalimizdir. Salat, savm, zekat. Yani namaz,
oruç ve zekat. Zira 24 saatten yalnız bir saati 5 namaz için Hak Teala bizden istedi. Tembellik ettik. 5 sene 24 saat talim, meşakkat, tahrik ile bir nevi namaz kıldırdı. Hem senede yalnız bir ay oruç için nefsimizden istedi. Nefsimize acıdık. Kefaretten 5 sene oruç tutturdu. Ondan 40'tan yalnız biri ihsan ettiği maldan zekat istedi. Cimrilik ettik, zulmettik. O da bizden birikmiş bütün zekatları aldı. Ceza amelin cinsindendir. Ya hazırdaki mükafatınız? Hazırdaki mükafatımızsa fasık, günahkar bir milletten 5'te biri olan 4 milyonu velayet derecesine çıkardı. Gazilik, şehitlik verdi. Müşterek hatadan ortaya çıkan müşterek musibet geçmişin günahını sildi. Bir amir hatayla felakete atmış ise? Musibete uğrayan mükafat ister. Ya hata eden amirin iyilikleri ve sevapları verilecektir ki o ise hiç hükmündedir. Veya hazine-i gayb verecektir. Hazine-i gaybın böyle durumlardaki mükafatı ise gazilik ve şehitlik dereceleridir. Güzel, maşallah. Her şeyi çok güzel açıkladınız. Tebrik ederiz.